Ezber Bozan Akademi izleyeceğiniz programı sunar. Ölüdeniz yazmalarından bahsedeceğiz. İnsanlığın keşfetmediği her şey aslında bir meydana dökülüyor şu anda. Dürüp büküp kapadıkça bir şeyler kaybolmayacak. Bilhassa çıkıyor, gözümüze sokarcasına çıkıyor. Öğrenmemize fırsat vermiyorlar sadece. Esirler ezoterik bir grup. Bunlar bir cemaat. Biliyorsun Avrupa'daki o sosyetik takım, arkeolojiye meraklı olan ekibin gözü kumran yazıtların üzerine dikiliyor. Öğrenmeye çalışıyorlar içinde bunların ne var diye. Bunları kim yazdı? Nasıl yazdı? Hangi bilgiye dayanarak yazdı? Ölüdeniz yazmalarında çıkan metinler Kitab-ı Mukaddes'teki metinlerle örtüşüyor. Daha sonra Hristiyanlıkta göreceğimiz o şeyler aslında efsanelerde başlangıçtan itibaren var. Yahudilerin oradaki zulümlerinin neler olduğunu da içtikleri bu andan anlıyorsun. Acaba dedim bu adamlar frekans sistemini biliyorlar mıydı? Perişan oluyorlar ama ölüme de güle oynaya gidiyorlar. Yani çok da umurlarında değil ölmüş olmak, ölmemiş olmak. Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Bugün dinler tarihini değiştiren bir keşiften bahsedeceğiz. Ölüdeniz yazmalarından bahsedeceğiz. Ve onları yazan önemli bir topluluk olan Esenilerden bahsedeceğiz. Kimle bahsedeceğiz? Tarihçi, yazar, arkeolog İpek Obaner'le. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız kıymetli hocam? İyiyim, sağ ol Kalkan. Siz de iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Eseniler öyle bir şey bıraktılar ki bir mağaraya. Evet. Kızıldeniz kenarında bir mağaraya yıllar sonra o bulunduktan sonra gerçekten dün dinler tarihini değiştirecek bilgiler vardı içinde. Evet. Ve değiştirdi de. Evet. Gerçekten öyle Hakan. Buyurun lütfen. Şimdi şöyle Hakan dikkat edersen bizim çağımız bilinmeyenlerin gizli gerçeklerin ortaya çıktığı bir çağ haline geldi. Yani bir bakıyoruz binlerce yıldır yatıp uyuyan insanlığın keşfetmediği her şey aslında bir meydana dökülüyor şu anda. 1947'de işte bu Kumran yazıtlarının ortaya çıkması gibi. 1900'lerin sonunda Göbekli Tepe'nin ortaya çıkması gibi veya işte Karahan Tepe'nin, Taş Tepe'lerin ortaya çıkması gibi ki dünya üzerinde birçok da bilinmeyen gizli gerçekler gerçekten bu çağda ortaya dökülmeye başladı. Bunların bize bir şeyler anlatmak istediği kesin ve bizim görmemiz gerekiyor, bizim anlamamız gerekiyor. Şimdi ben bazen bakıyorum hani diyorlar ki işte orası kapatılsın, bundan vazgeçsin. Yok, öyle bir şey yok. Yani öyle bir zamandayız ki bunları bilmemiz gereken bir zamandayız. Onun için açılıyor zaten. Onun için bulunuyoruz. Koskoca diye hep anlatırım. Halet Çambel oradan geçiyor. Göbekli Tepe'yi keşfedemiyor. Burası diyor Bizans mezarlığıdır diyor. Tamam mı? Ama arkasından bir gün geliyor. Birkaç sene sonra birileri diyorlar ki yo burası öyle değil. Burası bambaşka bir yer. Günü saati geldiğinde açığa çıkacak olan gizli sırlar açığa çıkıyor. Ve gizlenen gerçekler bize tarih bilincini de getiriyor. Dinler tarihi bilincini de getiriyor. Her şeyin bilincini bize yüklemeye çalışıyor. Çünkü bu dönemin insanları bunları öğrenmekle mükellefler. Yani olaya biraz da buradan bakmak lazım. Yani biz üstünü dürüp büküp kapadıkça bir şeyler kaybolmayacak. Bilhassa çıkıyor. Gözümüze sokarcasına çıkıyor. İşte Göbekli Tepe'nin arkasından biliyorsun o taş tepeler. Dünya kadar yer çıktı orada birbirine benzeyen. En aşağı 10 tane yer çıktı. Ve biz bunların hepsinden bir şeyler öğreniyoruz. Geçmiş dönemlerle ilgili, tarihle ilgili. Biz ne diyoruz? Hani bilinmeyen bir tarih var ve biz onu keşfetmeye çalışıyoruz şu anda. Hepimizde onun heyecanı var. Heyecanla her şeyin sırrını çözmeye çalışıyoruz. Ve hepimizin aklı, fikri, gözü orada değil mi? Ezber Bozan Camiası olarak biz de gerçekten bunların peşindeyiz. Ve hakikaten Kumran yazıtları da bunlardan bir tanesi. Şimdi Kumran yazıtları dediğim zaman hakikaten ortaya çıktığında dinler tarihini, Yahudilerin tarihini, Musevilik tarihini ve Hristiyanlık tarihini değiştiren, derinden etkileyen, değiştiren ve tarih olarak da bizim bambaşka bir tarihe götüren, bugüne kadar hep flu bildiğimiz, mesela flu olarak kafamıza şöyle bir bilgi vardı. Ya Hazreti İsa da acaba o zaman mı doğmuş yoksa daha mı öncesinde yaşamış da sonraya kalmış gibi benzer hep kafamıza flu bilgiler vardı.
bu yazıtlarla beraber o flu bilgi hepsi netleşmeye başladı. Öğrenmemize fırsat vermiyorlar sadece. Yani Qumran yazıtları şu anda işte İsrail Devleti'nin elinde, işte Chicago Üniversitesi'nde, işte Avrupa'daki önemli kişilerin elinde, yaprak yaprak, sayfa sayfa onların elinde, bunların tercümeleri yapılıyor. Ama hepsi de bize bilgi olarak verilmiyor. Ancak eski kaynaklardan o bilgilere ulaşıyoruz. Yeni kaynaklarda da bilgiler daha azaltılarak var, çoğaltılarak olması gerekiyor ama azaltılarak var. Çünkü niye? Bundan hoşlanılmıyor o kadar da. Çünkü bize anlatılan tarihin dışında bir tarihten bahsediyoruz. İşte ben bugün bu tarihlerin ne olduğunu, nereden başladığını, bu eserler kimlerdi, bu Qumran yazıtlarında neler yazılıyordu, neleri anlatıyorlardı, bizi niye etkiledi bu kadar, bundan bahsetmek istiyorum. Harikasın. Böyle bir girizgah yaptım. Çünkü harikasın. Bu girizgahı yapmadan o zaman olmazdı. Seninle beraber Ölü Deniz'e gidelim. Evet. Orada bir mağarada bir çobanın keçisini kaybeden bir çobanın keçisini ararken bulduğu o yazmalardan bahsedelim. Şimdi şöyle, oraya biraz sonra geleceğim. Ama öncesinde bir Esseniler kimdiler, oradan bir başlayalım. Lütfen. Oradan başlayacağım ve oradan geleceğim. Şimdi Esseniler M.Ö. 200 ile M.Ö. 70 yılları arasında bir Münzevi cemaat. Kümeler halinde yaşayan bir cemaat bunlar. Nerede yaşıyorlar? Kudüs'ün doğusunda. Bilin Lut Gölü olarak bilin. İşte Ölü Deniz'in kuzeybatısındaki bir alanda Qumran mağaraları dediğimiz çöllük bir alan orası. Ve şu anda arkeolojik sit durumunda çöl arazisinde o mağaraların içerisinde yaşayan ve grup grup yaşıyorlar bunlar. Zümre zümre yaşıyorlar. Yani hepsi de aynı grubun içerisinde değiller ama toplandıkları zaman Esseniler cemaatini oluşturuyorlar. Ve biz baktığımız zaman Yahudilerin bir tarihçisi var. Filozof Filo olarak biliyoruz. Miladi yıllarda yaşamış bir filozoftur kendisi. Bunları Esnerilere azizler diyor. Azizler olarak adlandırıyor onları. Böylece de bir mana koymuş oluyoruz. Ta o zamandan bugüne gelen bir manasının olduğunu da Esenilerin görmüş oluyoruz. Başka şeyler de deniyor ama bu tarihi kayıtlara geçtiği için, ben kayıtlı kuyutlu konuşmayı sevdiğim için hani bunu da buraya bir söylemek istiyorum gerçekten. Ve ondan sonrasında da bunlar önemli bir noktada bu bölgede yayılım gösteriyorlar. Peki nasıl geliyorlar bunlar buraya? Niye buradalar? Biraz onlardan bahsetmek lazım. Şimdi Seleukos kralı 4. Antiochus M.Ö. 175 civarında buradaki Yahudi şeyleriyle beraber büyük zulüm deniliyor o dönemde. Zulüm gösteriyor. Makkabi isyanından hemen önce o zulüm görenlerden bir grubu isyan ediyorlar. Bunlar isyancı bir grup. Ve bu şimdiki bulundukları, ya o zaman bulundukları Qumran mağaralarına gidiyorlar. Yani bir grup. Bunlar en yaygın oldukları zaman 4000 civarındalar bu Esseniler. Yani nüfus olarak da 4000 civarında bir nüfusları var. Çok az bir nüfus değil mi? Az bir nüfus ama etkili bir nüfus ve İsyankar bir ruh bunlar. Yani hani oradaki yapılanları hoş görmüyorlar. Yani o cemaatin önde gelenlerinin yaptıklarını hoş görmüyorlar ve onlardan ayrılmak istiyorlar. Ve ayrıldıkları için de direkt Qumran mağaralar, yani yine çok uzaklaşmıyorlar. Lut Gölü etrafındalar ama uzaklaşmış da oluyorlar yanı sıra. Böyle bir cemaatten bahsediyoruz ayrılmış olan. Ve bu cemaatten bizim pek haberimiz yok. Niye haberimiz yok biliyor musun? Titus imparator olacak. Daha sonra Roma imparatoru olacak Titus. O dönemde Roma'nın bir komutanı Kudüs'ü yerle bir ediyor. Roma imparatorunun emriyle Kudüs'ü yerle bir ediyor. Milattan sonra 70 yıllarda büyük bir şey oluyor ve Kudüs'teki bütün taşınabilir işte o altından yedik oldu şamdanlar benzeri işte birçok şey ve değerli şeyleri Roma'ya taşıttırıyor. Böyle bir Kudüs yerle bir oluyor ve yerle bir olan Kudüs'te Esenilerden veya işte başka şeylerden iz kalmıyor. İz kalmıyor. Yani hiçbir şey elde edilemiyor. Öyle olunca biz 70'ten sonraki tarihe vakıfız ama 70'ten önceki tarihe vakıf değiliz. Ne olmuş orada? Museviler ne yapmış? Hristiyanlık nasıl oluşmuş? Ne yapmışlar? M.Ö. 200'e kadar ne vardı orada? Bunları bilemiyoruz. Ne zamana kadar? 1947'ye kadar. 1947'de Qumran yazıtları.
İşte biz o zaman bu Ölü Deniz yazmaları dediğimiz yazmalara denk geliyoruz. Onu da biraz önce senin anlattığın gibi iki tane çocuk. Önce bir tanesi buluyor. Çoban değil mi? Yani keçileri kayboluyor. Keçileri kayboluyor. Şimdi giriyor bir mağaraya, bakıyor. Bir şeyde pişmiş topraktan küp buluyor. Ama önce bir taş atıyor. Ha, onu o taş, sen anlat o bölümünü. O taş bir şey kırıyor. Evet. O kırdığı küp. Evet. Küp. O küpün içinde de Ölü Deniz yazmaları, o tomarlar var. Dünyanın iniyor tomarı. Aşağıya, i̇niyor onları aşağıya. Alıyor. Ne olduğunu evet. Anlamıyor. Evet, hikayesi bu. Şimdi oradan birkaç yaprak çekiyor. İşte madem buraya gidin, hadi biraz daha buradan anlatalım. Hani birkaç yaprak çekiyor, götürüyor. Babası görüyor, dayısı görüyor filan. İşte yavaş yavaş oradılar, görmeye başlıyor. Demeye kalmıyor. Dünyanın gözü oraya dikiliyor. Biliyorsun Avrupa'daki o sosyetik takım ve hani bu arkeolojiye meraklı olan ekibin gözü kumran yazıtlarının üzerine dikiliyor ve buralardan şeyler satın almaya başlıyorlar. Kağıt parçalarını almaya başlıyorlar. Papirüs alıyorlar. Bir bakıyoruz ki Amerika alıyor, Rusya alıyor, Avrupa alıyor. Her taraf bu papirüsler alıyor. Sonuçta gazete ne oluyor? Gazete ilanıyla satışlar yapılıyor. Satışlar yapılıyor. Satışlar yapılıyor. Böyle enteresan bir durum. Sonra ne oluyor? Araç mevzat satılıyor bunların evet. Hepsi. Bir grubu halen o alanların elinde. Ama İsrail daha sonra bunların hepsini topluyor. Ve toplu olarak alıyor. Hepsini alıyor. Ve tercüme ettiriyor onları. Ama bu tercümelerden bizim haberimiz var mı? Yok. Yok. Mümkün olduğu kadar da olmasın zaten. Hani Chicago Üniversitesi de aynı şeyleri yapıyor. İşte oradaki benzer Amerikan üniversitelerinde de aynı. Kimde ne varsa, Avrupa'dakiler de aynı şekilde. Kimde ne varsa hepsi tercüme yaptırıyor ve öğrenmeye çalışıyorlar. İçinde bunların ne var diye öğrenmeye çalışıyorlar. Böyle bir dönem yaşanıyor bu dönemde. Ondan fazla mağara olduğu söyleniyor bu kumran mağaralar içerisinde. Ondan fazla mağara var. Bu mağaralarda da 850 tane tomarın olduğu söyleniyor. Bunun 550 tanesi 4 numaralı mağarada. Ve ilginç olan şu, bunlar ilginç de demeyelim de artık Aramice ve İbranice yazılmış bunlar. Fakat ilginç olan ne biliyor musun? Esas şimdi söyleyeceğim ilginç. 7 numaralı mağarada da Grekçe yazılmış olanları var. Şimdi Grekçe yazılmış olanları görünce biz şunu anlıyoruz ki demek ki bunların yani o Hristiyanlığın ilk başladığı dönemlerde İncil'leri de okumuşlar. İncil'leri de biliyor bu adamlar. Yani onları da yazmışlar. O tomarların içerisinde Grekçe olanları da var. Bu enteresan bir bilgi. Yani o dönemde daha öncesinde bunlar yazılmış. Yani Hazreti İsa döneminde zaten yazılmadığını biliyoruz. Daha sonra yazıldığını biliyoruz. Bunları kim yazdı? Nasıl yazdı? Hangi bilgiye dayanarak yazdı gibi bir büyük soru karşımızda var. Ve hani dinler tarihini değiştirdi diyoruz ya. Aslında bu noktalarda değiştirdiğini görüyoruz. Hatta biraz sonra anlatacağım o bölümleri de. Hani Matta İncil'inde mesela şeyden bahsediliyor. Bu işte 6 ve şeyde Matta İncil'indeki bir bölümün yine bu Ölü Deniz yazmaların içerisinde olduğu birkaç cümlenin 6, 52 ve 53 hadi onu da söyleyeyim söylememi düşünüyorum ama cümlelerinin aynı şekilde öbür tarafta olduğundan da bahsediliyor. Yani İncil'de yazılı olan şeyler hangi zamanda Ölü Deniz yazmaların içerisine girdi acaba diye insan bir düşünüyor yani sonrasında. Aynı sırlı belgeler değil mi? Sırlı belgeler tabii çok çok önemli belgeler. Öyle olunca da biz artık olayı buradan çözmeye başlıyoruz. Yani bize bu yaşantılar anlatılmaya başlanıyor. Şimdi tabii bunların tarihlemesi nasıl yapılıyor? Klasik usulle çünkü 1947'den itibaren karbon 14 metoduyla yapılabiliyor. Karbon 14 metoduyla yapılıyor. Yani bunların tarihlemeleri konusunda bir yanılgı yok. Çünkü o mağaraların içerisinde bulunan eşyalar, yanmış veya kalmış olan papirüsler bize bu tarihlemeyi veriyor. Yani tarih konusunda bir sıkıntımız yok. Bunlar içerisinden çıkanlar Kitab-ı Mukaddes'teki bilgilerle benzeşiyor ve tarihlerini birbirinden tarihleri uyuşuyor. Yani buradaki Ölü Deniz yazmalarında çıkan metinler Kitab-ı Mukaddes'teki metinlerle örtüşüyor. Çok evet çok ilginç. Örtüşüyor ve bunu gördüğümüz o Kitab-ı Mukaddes deyince de Yeni Ahit ve Eski Ahit'i birlikte düşüneceğiz. Kitab-ı Mukaddes dediğimizde bunu anlayacağız. Bunlar örtüşüyor olması da gerçekten ilginç. Ve daha da ilginci apokrif metinler var burada. Yani apokrif metinler de Eski Ahit'te kabul edilmemiş olan metinler de Ölü Deniz yazmalarının metinlerinin içerisinden çıkıyor. Bu da yani hakikaten yani bir takım şeyleri, tarihlemelerin çok fazla değişeceği anlamına da geliyor aslına bakarsan bu anlamda. Çünkü
oradaki bilgilerle buradaki bilgilerin örtüşmesi söz konusu. Esen cemaatini anlatan en önemli belgeleri de biz Yahudilerin Savaşı isimli bir yazmadan görüyoruz. Flavius Cornelius isimli bir tarihçi yazar bunları yazmış. Miladi yıllardan sonra yazmışlar ve bizim elimize kadar da bunlar geliyor. Ve biz Esenilerle ilgili bilgiyi de onun yazdıklarıyla ve daha sonra Ölüdeniz yazmalarının birleşimiyle alıyoruz. Şimdi benim anlatacağım Eseniler işte bu insanlar olacak. Yani şu anda biraz Eseniler nasıl yaşar, kimdiler, nasıl bir şeylere inanırlardı onları anlatacak. Hazreti İsa ile de bağlantılarını kuracağız o arada. Yani hem anlatırken siz kendiniz okuyacaksınız, ben de bazı şeyleri vurgulayacağım. Yani bu şekilde anlatmış olacağız Esen'in yaşantısını. Şimdi Esenilerle ilgili, Eseniler kendilerini İsmailoğulları soyundan farz ediyorlar, sayıyorlar. Biz İsmailoğullarındanız diyorlar. Bu Ölüdeniz yazmalarının anlatımlarıyla anlatıyor ve bu Yahudilerin Savaşı isimli kitaptan alınan, kitap derken tabii tomarlardan bahsediyoruz. Oradan alınan bilgilerle anlatıyorum. Bunu da buraya ilave ederekten devam ediyorum. Eseniler kendileri İsmailoğulları soyundan farz ediyorlar. Bu ne demek? İsmailoğulları soyu kim? Hazreti İbrahim'in ikinci karısı var. Biliyorsun ilk karısı Sara. Ondan işte çocuğu olmuyor. İkinci bir hanım alıyor Hacer. Hacer'in oğlu İsmail bu. O İsmailoğulları soyundan geldiklerini kabul ediyor Eseniler. Burada da bir parantez açmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'imizde de Hz. Muhammed'in de soyunun İsmailoğullarına dayandığı söylenir. Hani bunu da buraya bir anekdot olarak ilave etmek isterim. Eseniler böyle bir soy olarak karşımıza çıkıyorlar. Esenilik nasıl oluyor? Yani babadan oğula mı geçiyor, içine mi doğmak gerekiyor? Nasıl eseni olunuyor? Nasıl oluyor? Ona bir gelmek istiyorum. Şimdi mesela ben Göbeklitepe'yi anlatırken Sabilerden bahsederim. Mesela Sabiler, dışarıdan Sabi olamazsın. Sabi dinine mahsus olman için senin ananın da babanın da Sabi olması gerekir. Ama Esenilerde böyle değil. Esenilerde bir kabul edilme töreni, bir inisiyasyon durumu var. Eseniler ezoterik bir grup. Bunlar bir cemaat ve ezoterik bir grup. Ve kendi işlerinde kümelenmişler diyorum. Ve bunlara kabul törenleri de bambaşka. 3 senelik bir kabul durumları var bunlar. Mesela kabul edilmiş olacak, kabul edilmesi düşünülen insana 1 sene bir hem ruhsal hem fiziksel uyum süresi tanınıyor. Bu arada buna bir tane şey peştemal, bir tane beyaz giysi, bir tane de balta veriliyor ve bununla o bir seneyi geçirmesi gerekiyor ve uyumlu olması gerekiyor Esenilerle. Ondan sonra eğer uygun görülüyorsa eğer 2 senelik ikinci aşama geliyor. İşte burada hem ruhi hem fiziksel olarak birçok aşamayı geçmesi gerekiyor. Birçok sınavlardan geçiyorlar. Ruhunu güçlendirmesi gerekiyor bir Eseni'nin. Eseni olabilmesi için ruhu güçlenecek. Ruhu güçlendikçe ancak Eseni olabilecek. İşte bu törenlerin arkasına bunu artık 2 seneyi de tamamlıyor. Yani toplam 3 senelik sürecini tamamladıktan sonra eğer hak kazanmışsa Eseni olmaya işte o zaman bir yemek toplanıyor ve bir yemek yeniliyor. Bu yemeğin kutsal bir yanı var. Bu yemek neyin şey biliyor musun? Onlar da yemek şöyle Mesih'le bir araya geldiklerinde yapacakları şölenin provası gibi düşünüyorlar her yemeği. Yemek yemek onlar için kutsal bir şey. Çünkü Mesih'le bir araya gelinecek, bir şölen yapılacak. Hani bu son akşam yemeği vardır, benzer şeyler vardır ya. Burada da aynı şeyleri görüyoruz. Yani bizim daha sonra Hristiyanlıkta göreceğimiz o şeyler aslında Esenilerde başlangıçtan itibaren var. Mesih inancı var, ahiret inancı var, her türlü inançlar var. Biraz sonra anlatacağım onları da. Şimdi kişi inisiyasyonları bitti, 3 seneyi toparladı. Bir ant vermesi gerekiyor. Bir ant içmesi gerekiyor. Bu antı içerken de nelerden rahatsız olup da Kudüs'ten koptuklarını da görüyorsun. Yani Yahudilerin oradaki zulümlerinin neler olduğunu da bu anda içtikleri bu anttan anlıyorsun. Bak sayacağım herkes anlayacak. Dindar olacaksın diyor. Daima dindar olacaksın diyor. Daima doğruları konuşacaksın diyor. Hakikatin peşinde olacaksın, hakikati savunacaksın diyor. Hiçbir zaman elini ve ruhunu kirletmeyeceksin diyor. Ve zalim olmayacaksın diyor. Ve zalim olanlara karşı mücadele edeceksin diyor. Bunların sözünü veriyor gruba girmeden önce. Ve
Diyor ki sana inananlar halen seni yönetenler dindarlarsa onlara sadık kalacaksın diyor. Eğer hasbelkader sen yönetici olacaksan senin yanında olanlara diyor eziyet etmeyeceksin. Tahakküm kurmayacaksın üzerlerinde diyor. Onları diyor rahat bırakacaksın diyor. Ayrıyeten diyor sen diyor onlardan farklı yiyip içmeyeceksin. Onlardan farklı giyinmeyeceksin. Giyiminle onlara bir üstünlük kurmayacaksın diyor. Doğru olacaksın diyor. Ve her şeyinle doğru olmak zorundasın diyor. Ruhunu da diyor, düzgün diyor, tutman gerekiyor diyor. Böyle sözler veriyorlar girerken. Şimdi sen oradan anlıyorsun ki demek ki ayrıldığı toplulukta bu tarz ikilikler, ayrımcılıklar, tahakkümler, baskılar ve dindar olmamakla ilgili sıkıntılar var. Onun için ayrılıyorlar eserler, onu görüyorsun yani. Ve şunu da söylüyor, diyor ki ikinci bir söz verdikleri alanda bu diyor buradaki melekiyat inançları var. Meleklerin isimlerini, dinin kendisini doğru düzgün kendisinden sonra gelenlere aktaracağını da sözünü veriyor. Ve bir esenin en büyük ölümle bile tehdit edilse, en büyük tehditlerle tehdit ediliyor bile olsa esenilere daima gerçeği söylemek zorunda. Gerçeği söylemek zorunda ve esenilerin sırlarını dışarıya vermemek zorunda. Dışarıya veremezsin. Böyle kurallar konularak gidiliyor. Yani esenilerde gidişat bu. Böyle olması gerekiyor. Mesela ruhla ilgili inançları var. Ruhun ruh onlar için mesela diyor ki ruhun diyor inanç sistemlerinde de ruh bir bedene diyor temayül eder diyor ve o bedene girer artık tene hapsolmuştur diyor. Ne kadar tanıdık geliyor değil mi bize? Milattan önce 2. yüzyılda falan bunları yazmış adamlar. Doğru o ruh diyor tene diyor hapsolur diyor. Ne zaman diyor o ruh diyor o tenden kurtulur yani ölürsün anlamına geliyordur bu herhalde. İşte ondan sonra diyor en yüksek makamlara çıkar diyor. Öbür dünya duyguları var. Mesela iyi ruh ve kötü ruh anlayışları var. Yani nurun çocukları var. Bir de zulmetin çocukları var. Zulmet de enteresan bir terim olarak geliyor. Türkçeleştirenler de güzel Türkçeleştirmişler. Zulmetin çocukları, karanlığın çocukları ve ışığın çocukları şeklinde. Ve her insan doğarken diyor, karanlık, kaderci bir yapıları da var. Her insan doğarken diyor, ya nurun çocuğu ya da zulmetin çocuğu olarak doğar diyor. Kaderci anlayış da buradan çıkıyor. Ve şeyin görevi, esenilerin durumu, onlar daima nurun çocuğu olmak durumundalar. Nurun çocuğu olarak doğuyorlar ve öldükleri zaman da en yüksek mertebeleri, meleklerin seviyesi hatta daha üstüne çıkabiliyorlar. Öbür dünya anlayışları var mıdır diyeceksin. Evet, öbür dünya anlayışları da var. Şeyin okyanusun ilerisinde bir yerden bahsediyor. Bir ikametgah olacak diyor. Aynı bizim tarifleri gibi. Yani hava çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak orada. Oraya gidilecek. Ve orada her şey çok güzel olacak. Şimdi iyi olan ruhlar için bu söz konusu. Peki kötü olanlar için? Onlar da bir çukurda daimi eziyet görecekler. Hiçbir şekilde kurtuluşlar yok. Daimi eziyet görecekler. Yani onların da bir çukurun içerisinde eziyet göreceklerini anlatıyorlar. İnanç sistemleri aşağı yukarı böyle. Yani öbür melekiyetlere inanıyorlar. Yani meleklerin hepsine inanıyorlar. Bu melekler ışığın meleği, karanlığın meleği, masamah, şeytan. Bunların hepsi var onlar. Mesela şeyler var. Adalet meleği var. Adalet prensi de deniliyor ona veya adalet üstadı da deniliyor onlara. Bunlara ben melek diyorum da bunlar üstad hepsi olarak geçiyor olarak. Bütün bu melekiyatlara inanıyorlar. Bir de muhafız melekleri var. Onlardaki Cebrail, Mikail, Rafael ve Suriyel. Yani bunların hepsi bize tanıdık değil mi? Hepsini bildiğimiz melekler, melekiyatların hepsini. Aslında bize hiç yabancı bir şey yok, hiç yeni bir şey yok. Çünkü bunların hepsini biz zaten hem Tevrat'tan hem Hristiyanlıktan hepsinden bildiğimiz şeyler. Yani onlardan çok öncesinde yazılmış, çizilmiş, ortaya konulmuş olan Ölüdeniz yazmalarından bahsediyor. Ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyor muyuz? Ve de bunun bazı noktalarının sırlı tutulması gerektiği de aslında ortaya çıkıyor değil mi? Biz dinin başında olanlar mesela Vatikan herhalde bundan çok hoşlanmıyordur. Yani bu kadar bu bilgilerin varlığından da o kadar da hoşlanmıyordur diye düşünüyorum. Zannediyorum. Yani çok da kolay bir şey değil bütün bunlar. Buradaki cemaat hiyerarşik bir cemaat. Yani bu cemaati bir kişi yönetiyor. Bir de arkasından bir konsey var. Konsey 12'lik bir konsey. Ve cemaatin başında da birisi var. Sıddık mürşitlerinden birisi var. Ve bunlar bu şekilde yönetiliyorlar. Bunlar seçimle
iş başına geliyorlar. Seçilerek iş başına geliyorlar ve hepsi hiyerarşik düzene uymak zorundalar. Öyle bir hiyerarşi var ki işlerinde bir alttaki grup bir üstteki gruba biat etmek durumdalar ve sadık olmak durumundalar. Fakat aralarındaki hiyerarşi o kadar böyle keskin ki, mesela bir alt gruptasın veya sen yeni girdin, bir senden önce girene dokunduğun anda bile onlar gidip yıkanıyorlar. O kadar kirlenmiş hissediyorlar kendini. Böyle bir bakış açıları var. Yani şimdi ben bunu duyduğum zaman, bunu okuduğum zaman şunu düşündüm. Yani acaba dedim, bu adamlar frekans sistemini biliyorlar mıydı? Hani bir alt seviyedeki insanın titreşiminin, hani onun bir üst mertebeye çıkmış olan ve kendini yükseltmiş olan insana dokunduğunda hani onunla bir etkileşime girmekten mi çekiniyorlardı diye aklıma bazı sorular gelmedi değil yani bunu duyduğum zaman. Gerçekten de bir alt seviye, bir üst seviyeden böyle iletişimsel olarak bir arada olamıyor. Ve bunlar şöyle bir yaşantılar var Hakan. Yani bunlar zanaat yapıyorlar, el sanatları yapıyorlar ve çiftçilik yapıyorlar. Öyle bir şey ki hiç kimse zengin ya da fakir olamaz. Çünkü üretilen ürünleri kendi içlerinde bir yetkili birisini yetkilendiriyorlar. Onlar bunu taksim ediyor. Ve herkese eşit olarak dağıtıyor. Ve hiç kimsenin çok fakir olmasına, çok zengin olmasına müsaade etmiyorlar. Eşitlik var yani orada. Bu da ilginç. Ve silah da üretmiyorlar bunlar. Silahı da karşılar. Yani herhangi birisini öldürme filan taraftarı değiller. Çok savaşacaklar ama toplum, evet değişik bir topluluk. Yani öyle bir silah filan da yok. Kendi içlerinde yeme içme anlamında da birbirlerine eşitler. Ve aşağı yukarı aynı tarz yaşıyorlar. Bunlar evleniyorlar mı diye sorarsan bunlar evliliğe karşılar. Aslında bir erkek grubu. Ancak bir bölümü evleniyor. Büyük bir bölümü ama evlenmiyor. Nasıl evlenmiyor? Çünkü kadınları vefasız olmakla düşünüyor. Vefasızdır kadınlar diye düşünüyorlar. Ve evlenmiyorlar. Çocukları evlat ediniyorlar. Yani kendilerini evlat edinerek. Çünkü çok sayıda çocukta anasız babası savaşlar başka şeyler nedeniyle. Onları evlat edinerek onları yetiştiriyorlar. Böyle bir şey. Bir grubu da sadece çocuk sahibi olmak için evleniyor. Yani öyle evleniyor, çocuğu oluyor. Ondan sonra hani şeyi yok, başka bir amacı yok. Bu şekilde evlilikler var. Şeyleri de bu şekilde bunları. Böyle bir topluluk yani. Böyle bir enteresan bir topluluk. Kadınların pek de olmadığı bir topluluk aslına bakarsan. Zümre zümreler ayrıyeten. Yani hani hepsi aynı tandansa, aynı durumda değil. Biraz farklılıklar da var kendi içlerinde. Enteresan. Ama geride bıraktıkları gerçekten dinler tarihini değiştirdi. Tabii. Haraç mezat satıldı ve onların büyük bir kısmı toplandı. Bazı koleksiyonerlerin elinde hala belli parşömenlerin olduğu biliniyor. Ama totali şu anda İsrail'in elinde ve dediğin gibi maalesef çevrildi ama içinde tam olarak ne yazdığını maalesef bilemiyoruz. Bildiğimiz kadarı bile bir şeyleri değiştirmeye yetti. Bazı bilgileri değiştirdi yani. Bunların başlarında Sıddık Mürşit var dedim ya. Bu Sıddık Mürşit'le milattan önce 80'lerde Sıddık Mürşit dönemin bu Makkabi isyanını, Makkabi şeylerinin yöneticilerinin emriyle Sıddık Mürşit milattan önce 80'de çarmıha geriliyor. İşte bu olay Hazreti İsa'ya aslında Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesinin bu olay nedeniyle yazıldığı söylendiği söylenir. Yani onunla onu birleştirme. O olayın ardından söylencelerle. Söylencelerle evet. Bu olayın değiştirildiği. Değiştirildiği Hazreti İsa'ya mal edildiği söyleniyor. Matta İncil'inde Hazreti İsa'nın sınanmak amacıyla çöle gönderildiğinden bahsedilir. İşte o çöldeki gittiği grubun Esenler olduğu düşünülüyor. Mesela şeyden bir Yakup'tan bahsediliyor ya. Yakup'un hatta İsa'nın, Hazreti İsa'nın kardeşi olduğundan bahsediliyor. Burada kardeşi demiyor ona. Yine o Sıddık Mürşit demiştim ya. Bunu da Yakup Mürşit olarak yine Esen topluluğundan birisi olduğundan ve dönemde taşlanarak öldürüldüğünden bahsediliyor. Aynı Yakup gibi. Ve vaftizci Yahya kimliğinin de yine hani vaftizci Yahya da böyle münzevidir, kendi halinde yaşar anlatılır ya, onun da yine Esenlilere ait bir figür olduğundan bahsediliyor. Yani oradaki figürle olduğu gibi alınmış ve buraya konulmuş. Bunlar ruhlarını çok terbiye ediyorlar demiştim ya, 3 senelik bir terbiye, ondan sonra da kademe kademe yükseliyorlar. Yani ruhları inanılmaz bir terbiye içerisinde.
ve gelen Roma imparatorları bunları çok eziyet ediyor. İşte o 70'te Titus döneminde, Titus'un daha imparator olmadan komutanken Kudüs'ü perişan ettiği dönemde bunlara yasaklı yiyecekler yedirmek istiyorlar. Bunlar et yemiyorlar çünkü. Bunlar kurban kesmiyorlar ve et yemiyorlar. Bunların öyle bir özelliği var. Bunlar işte yasaklı olan ürünleri yedirmeye çalışıyorlar. İşte kendi şeylerine, ibadetlerinin dışında bir takım söylemlerde bulunmalarını istiyorlar. Kendi inanışlarına ters yaşamaya ve davranmaya zorluyorlar. İşkence yapıyorlar. Yani vücutlarına da bedeni olarak da işkence yapıyor. En ağır işkenceleri görseler bile Hakan öyle deniyor ki gülerek bakıldı. O şey var ya hani o Cornelius yazmış ya gülerek bakmışlar. Ve hiçbir şekilde acı çektiklerini göstermemişler. Çünkü hani ölümden sonra ruhlarının ölmeyeceğine inanıyorlar ya ve öldükleri andan itibaren zaten hapishanesinden kurtulmuş olacaklar ve daha yüksek bir mertebeye çıkacaklarına inandıkları için ve bu inanca sağlam olarak sahip oldukları için yapmıyorlar. Hiç ölümden korkmuyorlar. Yani o kadar acı çekiyorlar. O kadar perişan oluyorlar ama ölüme de güne oynaya gidiyorlar. Yani çok da umurlarında değil ölmüş olmak, ölmemiş olmak. Aynı hani o çarmıha gerilmedeki rahatlıklar gibi. Yani öyle bir inanışları var ki her türlü zulme, dünyevi her türlü zulme karşı adamlar kendi ruhlarına, kendi fiziklerine, bedenlerine son derece sahipler. Ben de saygı duydum doğrusu bu anlatımlara. Gerçekten beni de çok etkiledi. Ben herhalde bugün bu kadar anlatacağım. Yüreğine sağlık. Çok güzel anlattın. Büyük bir sır. Hala dünyanın en büyük sırlarından biri Kumran yazıtları. Evet. Belki bir gün içinde tam olarak ne yazdı dünyayla paylaşılır diyelim. Evet. Yüreğine sağlık. Çok sağ ol. Dostlarımız sizler de bize zaman ayırdınız. Bizi izlediniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Hoşça kalın. Ezber Bozan Akademi izlediğiniz programı sundu.